Bu videodaki amacımız standart indirgenme potansiyellerini kullanarak burada gördüğünüz tepkimenin denge sabitini hesaplamak. Bir önceki videoda denge sabiti K ile standart hücre potansiyeli E0 arasındaki bağlantıyı açıklamıştık. Öyleyse buradan yola çıkarak bu tepkimenin standart hücre potansiyelini hesaplayabilirsek tepkimenin denge sabitini de bulabiliriz. Eğer standart hücre potansiyeli nasıl hesaplayacağımızı hatırlamıyorsanız, önceki videoları izleyerek bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. İlk olarak iyodun elektron kazanıp iyodür anyonuna dönüştüğü yarı tepkimeden başlayalım. Bu yarı tepkimenin standart indirgenme potansiyeli 0,54 volt. Peki bu yarı tepkimede neler oluyor? Sol tarafta iyon katısı var. Sağ tarafta ise iyodür anyonları. Bunu indirgenme yarı tepkimesi olarak bir kenarda tutalım. Daha sonra bu tepkimeye ihtiyacımız olacak. Bir de alüminyumla neler olduğuna bakalım. Alüminyum katısı da alüminyum 3 artıya dönüşüyor. Bu durumda alüminyum elektron kaybediyor olmalı. Demek ki alüminyum yükseltgeniyor. Ama gördüğünüz gibi bu yarı tepkime de indirgenme yarı tepkimesi olarak yazılmış. Dolayısıyla bu yarı tepkimeyi ters yöne çevirmemiz gerekiyor. Böylece alüminyum katısıyla başlamış olacağız. Alüminyum katısı 3 elektron kaybederek alüminyum artı 3'e dönüşecek. Elektron kaybı yükseltgenme olduğundan bu da bizim yükseltgenme yarı tepkimemiz olacak. Şimdi bu durumda standart indirgenme potansiyelini nasıl kullanacağız? Tek yapmamız gereken işaretleri değiştirmekti. Yani artıyı eksi, eksiye artı yapmaktı öyle değil mi? Standart indirgenme yarı tepkimesinin standart indirgenme potansiyeli eksi 1,66 volt olduğuna göre bunu tersine çevirdiğimizde standart yükseltgenme potansiyeli 1,66 volt olmalı. İndirgenme yarı tepkimesini olduğu gibi bıraktığımız için standart indirgenme potansiyelini 0,54 volt olarak yazabiliriz. Bundan sonra tepkimeleri denkleştirmemiz gerekiyor. Bir diğer değişle yarı tepkimelerdeki elektron sayısını eşitlemeliyiz. Buradaki indirgenme yarı tepkimesini kullanmayacağız, o yüzden üzerine çiziyorum ki kafamız karışmasın. İlk yarı tepkime için iki tane elektronumuz var. Yükseltgenme yarı tepkimesinde ise üç tane elektronumuz var. İki yarı tepkime içinde aynı elektron sayısına sahip olmamız gerektiğini biliyoruz kaybedilen elektronlarla kazanılan elektronlar aynı olduğuna göre iki yarı tepkime içinde 6 tane elektronumuz olabilir. Bu durumda ilk yarı tepkimeyi yani indirgenme yarı tepkimesini 3 ile çarpıp 6 elektronu elde ediyoruz. Yükseltgenme yarı tepkimesine de aynı şekilde 6 elektron olması için 2 ile çarpmamız gerekiyor. Şimdi her iki tepkimeyi de tekrar yazalım. İndirgenme yarı tepkimesinden başlayalım. Farklı bir renkle devam ediyorum. Ne demiştik? 3 ile çarpmamız gerekiyordu. Öyleyse burası 3i2 olmuş olacak. Burada da 2 değil 6 elektron olacak. 3i2 artı 6 elektron 6 tane i eksi verecek. İndirgenme yarı tepkimesini 3 ile çarptık. Burada dikkat etmemiz gereken şey potansiyel intensif bir özellik olduğundan onu 3 ile çarpmıyoruz. Yani tepkimenin standart indirgenme potansiyeli hala 0,54 volt. Gelin bir de yükseltgenme yarı tepkimesine bakalım. Onu da 2 ile çarpmamız gerekiyor. İlk olarak elimizde 2 alüminyum var. 2 alüminyum artı 3 yine 6 elektron yapıyor. Böylece burada da 6 elektron elde ettik. Ve aynı nedenden dolayı yani potansif, intensif bir özellik olduğu için standart yükseltgenme potansiyelini 2 ile çarpmıyoruz. Yani standart yükseltgenme potansiyeli hala 1,66 volt. Artık iki yarı tepkimeyi toplayarak net tepkimeyi bulabiliriz. Eğer her şeyi doğru yaptıysak, ilk başta gördüğümüz net tepkimeyi de elde etmemiz gerekiyor hem reaktant hem ürünler tarafına 6 elektron olduğuna göre elektronlar birbirini götürüyor. Reaktant olarak 3i2 artı 2 alüminyum var. Ürün olarak da burada 6i eksi artı 2 al artı 3 var. Bu yazdıklarımız bize soruda da verilen net tepkimemiz olmalı. Hatta hızlıca kontrol edelim. 3i2 artı 2 alüminyum. Evet bu kısım doğru. 6 i eksi artı 2 al artı 3. Gördüğünüz gibi soruda verilen tepkimeyi elde ettik. Soruda bizden istenen standart hücre potansiyelini yani E0'ı bulmaktı. Çünkü E0'ı kullanarak denge sabiti K'yı bulmamız gerekiyor. Daha önceki videolardan standart hücre potansiyelini nasıl hesaplayacağımızı biliyoruz yapmamız gereken şey standart indirgenme potansiyeli ile standart yükseltgenme potansiyelini toplamak. Böylece standart hücre potansiyelini elde edebiliriz. 0,54 artı 1,66 eşittir 2,2 volt. Standart hücre potansiyeli yani E0 2,2 volta eşitmiş. Sıra denge sabitini bulmakta. Bunun için de bir önceki videoda konuştuğumuz standart hücre potansiyelini denge sabitine bağlayan denklemlerden birini kullanabiliriz. Denklemin herhangi bir formunu seçebiliriz. E0 eşittir 0,0592 volt bölü N çarpı log K. Bunu bir önceki videodan hatırlamıyorsanız o videoyu bir kez daha izlemenizi öneriyorum. Standart hücre potansiyelini 2,2 volt bulduğumuza göre bu değeri denkleme yerleştirebiliriz. 2,2 volt eşittir 0,0592 volt bölü N. N derken aslında redoks tepkimesinde aktarılan mol sayısından bahsediyoruz. Aslında geri dönüp yarı tepkimelere göz atarsak kaç mol elektronun aktarıldığını görebiliriz. 6 elektrondu değil mi? O zaman N 6'yı eşit diyebiliriz. Denklemde yerlerine koyalım. Denklemdeki son bilinmeyen log k. Denge sabitinin logaritması. Tek yapmamız gereken k'yı bu denklemden çekmek. Hesap makinemizi çıkaralım. 2,2 çarpı 6 bölü 0,0592 eşittir. Yuvarlarsak 223. 223 de denge sabitinin logaritmasını eşit. Denge sabitine bulabilmek için log'dan kurtulmamız gerekiyor. Her iki tarafı da 10 üssü olarak yazabilirsek istediğimizi elde edebiliriz. 10 üssü 223 eşittir 10 üssü log K. Bu durumda denge sabiti K eşittir 10 üssü 223. Bu oldukça büyük bir sayı oldu. Demek ki denge sabiti çok çok büyük bir değermiş. Aslında bu biraz şaşırtıcı olabilir. Sonuçta 2,2 volt gibi küçük bir potansiyelden bahsediyorduk bu değere göre tepkimenin sadece ileri yönde ilerlediğini söyleyebiliriz. Eğer denge sabitiniz bu kadar büyükse ters yönde gerçekleşen tepkimeden neredeyse hiçbir şey elde etmiyorsunuz demektir. İşte bu nedenle buraya ters yönde bir ok çizmiyorum. Bu kadar büyük bir denge sabiti için sadece ileri yönlü ok yeterli oluyor.